Al güvenliği. Çember al. Çabuk. Kanama fazla. Hadi hadi. Yola aç. Çekil çekil. Ateşli silahla yaralanma. Kurşun sağlığı parçalayıp çıkmış. Burayı alamıyoruz. Böyle bir şeyin olacağını biliyordu. Böyle bir şeyin olacağını biliyordu. Dinlemediniz. Hiçbiriniz dinlemediniz. Bak. Olana bak. Abim ölürse... Ağlanacak bir sebebin olsun diye vurdum. Alpan senin soyadın. Ona göre davran insan içinde. Yaman. Bayramda bizim evde görmediğim kimseyi katta istemiyorum. Bu sende kalsın. Asa sana sıktılar o kurşunu. Kime emanet ettim oğlumu? Kimmiş ameliyatı yapanlar? Bizim doktorlar bekleyecek vakit yoktu İskender Bey. Hastanenin doktorları. Kontrol edemeyiz. Herkesin ağzı yüzü kapalı. Doktor diye ben girsem anlaşılmaz. Adam sokayım mı içeri? Soktuğun adam ne olduğunu anlayana kadar iş işten geçer. Oğlanın meftasını alırız. Hapishanenin oradaki hemşireyi bul bana. Hemen. Bir dakika. Benim ben. Ne yaptın sen? Herkes seni konuşuyor. Ölüyordu. Ölmüş bayağı. Geri çevirmişsin. Kim bunlar ya? Hastanenin her tarafı araba dolu. Basın falan da gelmiş. Ne oluyor ya? Silahlı adamlar her yerde. Yangın merdiveninden çıktım. Yok artık. Hastalar? Tabii kendi hastaları değerli zaten. Ne vardı? Hanımefendi görüşecek. Canım hemen seni ameliyathaneye alıyoruz bizim oğlanın yanına. Ameliyat hemşiresi değilim ben. Bize sen lazımsın ama. Neden? Dışarıda öldürmeyi deneyen içeride de dener. Nasıl? Ameliyatta. Hı hı. Bana nasıl güveniyorsunuz? Öldürmek isteseydin kurtarmazdın çünkü. Ben yeğenimi kime emanet edeyim şimdi? İlgilenmiyorum. Hastanenize 15 tane MR cihazı bağışlanacak. Madem hastalarını düşünüyorsun... Öyle kimse aylarca sıra da beklemez. Şimdi ameliyata gir. Kim ne yapıyorsa bak. Yeğenim gözünü açana kadar da başında dur. Ameliyat anca bitti. Karaciğerden hasar var. Ne demek o? İyileşecek, değil mi? Eğer orada müdahale etmeseydi hastayı olay yerinde kaybedebilirdik. Takip edeceğiz. Eğer dikkat edilmezse zamanla karaciğer nakline kadar gidebilir. Şimdilik geçmiş olsun. Hakanlar içeride mi? Evet komiserim. Getirelim mi? Yok yok. Ben alacağım ifade ederim.
Yaşlanmışsın be Balkan. E tabi. 18 yıl. Dile kolay. 18 yıl önce tanımıştık birbirimizi. Başkomiserimi öldürdüğünüz gün. Hatta o günden kalan da bir hatıra var burada. Ne geldin? İfade almaya. Emniyette adam mı kalmadı? Benimle konuş. Tamam. Biliyor musun oğlunu kimin vurduğunu? Bilsem şimdi ölmüş olurdu. Nasıl ya? Bulamadınız yani ha? Koskoca Arnavut İskender'in oğlu kurşunlandı. Kim yaptı bilmiyorum. Çaptan düşmüşsün. Çık git komiser. Şimdi değil. İskender. Ben adalete hizmet ediyorum. Sen bulamadın. Ama oğlunu kurşunlayanı ben bulacağım. Hatta içeri atmadan alacağım karşıma. Ellerine sağlık diyeceğim. Ben adaletin adamıysam, o da ilahi adaletin adamı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.